Bir sayı yapılışı kesildikten sonra başlıyor. Parçalar birleşiyor tabii ki. Parçalar birleştikten sonra tekrar toplama şekli burada başlıyor. Bu şekilde oturtuyorsun kalıbı. Tabii arkası oturması için, düzgün çıkması için şekil veriyorsun. Bir şekilde buraya çakıyorsun. Sayının Ford'u. Ayakkabının temeli gibi bir şey yani. Bunlar sertleştiriyor Ford'unu. Yani çökmesin ayağı giydiği zaman. Bir gün durması lazım. Bu yapıştığı zaman, çekildiği zaman. Yani şekil yapışması lazım. Şimdi ayakkabı temizleme moduna giriyoruz. İplikler varsa üzerlerinde iplikleri temizliyorum. Ayakkabının üstündeki olan kırışıkları geriyorum. Çok küçük yaşından beri işte üç boyutlu objelerin nasıl yapıldığı ile ilgili merakım vardır. Böyle çocukluğumda da hani objelerle ilgili düşünürdüm. Bu nasıl yapılmış olabilir? Birazcık belki hani mühendislik gibi bir şey. Tamamen ilgi alanıyla alakalı. Bu işin beyni ayakkabının istampası. Aslında tekstildeki anlamıyla kalıbını yapmak anlamına geliyor. Yani bir ürün üzerinde görmüş olduğunuz bütün parçaların tek tek kalıplanmasını çıkartmak demek oluyor bu. Çok zevkli bir iş olduğu kadar çok uğraş gerektiren bir iş. Çünkü milimetrelerle oynuyorsunuz. Ayakkabıyı önce tasarlıyorum. Aslında daha çok bir eskiz halinde çıkıyor. Ayakkabıcılıkta bu işin beyni istampası oluyor. Esasen tasarımı işte tam da bu noktada yapmış oluyorsunuz. Çünkü kağıda çizdiğinizde sadece bana göre bir tasarım, bir resim olarak kalıyor. Ancak ne zaman ki bunu detaylara döker, hani işi biraz daha mühendislik boyutlarına ulaştırırsınız, işte o zaman gerçek tasarımı yapmış oluyorsunuz.